Tanısında tabii ki anamnez dediğimiz hastayla yapmış olduğumuz görüşme çok önemlidir. Onları bazen cımbızla alır gibi almamız gerekiyor, onun reflü olduğunu ortaya çıkarabilmek için. Tabii ki anamnezi takiben yapmış olduğumuz klasik kulak burun boğaz muayenesinin üzerine endoskopik muayene bize reflüye ait yemek borusunun hemen giriş bölümünde, ses tellerinin üzerinde, genizimizin arka tarafında, burun içi etlerinde oluşturduğu bir takım değişikliklerden dolayı endoskopik muayenede biz bunları daha teferruatlı olarak yakalayabiliyoruz. Hastaya reflü olduğunu düşündük. İlk yaptığımız anterior rinoskopi diye burun içerisine bakmak. Orada bir neden var mı? Bir sinüziti, bir alerjik riniti, bir genize akıntısı var mı hastanın? Bunu görmek olacaktır. Boğaz içine baktığımız zaman pharynx dediğimiz boğazın arka tarafında bir kızarıklık var mıdır? Ona bakıyoruz. Hastanın ateşi yok, alerjisi yok, genize akıntısı yok ama boğazında kaldırım taşı manzarası gibi böyle şişlikler var, lenf notlarında falan. Bizim aklımıza reflüyü getirmek zorundadır. Birçok hastaya şunu söylersiniz, sende reflü var. Efendim benim hiçbir mide şikayetim yok. Evet, genç hastalarda mide şikayeti olmadan olacağını söyledik. Yani burada boğazın arka tarafındaki görüntü bile bize hastanın reflüsü konusunda bilgi verebiliyor. Biz bu hastaların birçoğuna flexible endoskoplarla, yani hareketli, yumuşak, dönebilen endoskoplarla, ucu hareketli özellikle, burun içinden girerek yumuşak tamağa kadar aşağı inip, oradan dil köküne, ses tellerine kadar inip, orada yemek borusunun ilk halkasının olduğu yerler, oralara bir bakarız. Oralardaki bir kızarıklık, bir ülserasyon, bir ses telleri üzerindeki herhangi bir normallik bize reflü hakkında ipuçları verecektir. Tabi bu kızarıklığın lokalizasyonları da bizi çok ayrımda reflüyle diğer hastalıkların ayrımında yardımcı olacaktır.